Çiftler.net'ten herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konuğu Asus'un Zenbook 14 UX 435E modeli arkadaşlar. Bu notebook'u şimdi incelememizin nedeni ise malum bildiğiniz üzere yeniden bir kapanmaya geçtik ve artık yeniden herkes evlerinde çalışmaya başladı. Bundan kaynaklı notebook'a olan ihtiyaçlar tekrardan arttı ve dolayısıyla bizim de hem hafif hem kompakt hem de ergonomik bir notebook'ta iş yapma ihtiyacımız doğabileceğinden ötürü sizler için Asus'un bu notebook'unu incelemek istedik. Şimdi ilk başta gelin beraber ürünü kutusundan çıkartalım bakalım kutu içerisinde bizleri neler karşılayacak daha sonra da ürünün teknik detaylarına ve test sonuçlarına birlikte bakalım. Kutu içerisinden Asus bu şekilde çıkıyor. Bunun neden ön plana çıktığı yani notebook'un şu açılışta neden ön plana çıktığını ilerleyen dakikalarda anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle şu şeffaf bandını açalım. Ürünümüzü bir kenara ayıralım. Daha sonra kutu içeriğimizi kontrol edelim. İlk başta burada kitapçıklar görüyorum. Asus'un ürünle alakalı bir takım bilgilendirme kılavuzları ve burada bir adet Asus'un mükemmel pisi tecrübesi için ihtiyacınız olan her şey My Asus'ta adlı bir broşürünü görüyoruz. Asus'un kendi uygulaması bu. Dilerseniz telefonunuzda da buradan indirebiliyorsunuz. Bununla birlikte iki tane cep görüyorum. Burada bu taraf boş. Burada da adaptörümüz olsa gerek. Evet. Minik bir adaptörümüz var ve ucu Type-C. Bu gerçekten hoş. Baktığımız zaman Thunderbolt 4.0 desteğiyle yüksek wattta bir adaptörle notebook'u hızlıca şarj edebileceğiz. Şurada bir detay daha görüyorum. Bir şey var sanırım. Ona da bakalım. Bu açılıyor mu? Evet bunu buraya gizlemişler bu arada. O evet çok güzel. Bir taşıma kılıfı sanırım Asus'un. Evet oldukça da şık gözüküyor. Birlikte bakalım hemen. Biraz daha göz önünde olabilir sanki? Saklamışlar. <laughs> Aynen. Evet gerçekten kaliteli bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafı deri. Burada bir cırtımız var. Şu şekilde içinde herhangi bir şey var mı? Evet nem için silikon jeller var iç yapısı daha böyle kadifemsi Notebook'u kesinlikle çizmeyecektir arkadaşlar. Burası biraz daha kot tarzında bir yapıya sahip. Üst tarafı da deri. Bence oldukça şık. Gündelik hayatta da kullanıp yani notebook içerisine koyup rahat bir şekilde çantana atıp seyahat de yapabilirsin. Nasip olursa bir kafede oturup işlerimizi de yapabiliriz. Bu şekilde de cırtını kapattığımız takdirde buradaki Asus yazısını da zaten görüyorsunuz. Notebook koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Özellikle çantasını çok beğendim. Şimdi kutusunu dilerseniz bir kenara bırakalım ve ürünümüze geçelim. Evet notebook kutusundan çıkardık ve sizler için başlangıç Windows ekranının kurulumunu yapıp masaüstünü gördük ve bir takım test programları indirdik. Bunları ilerleyen dakikalarda zaten birlikte bakacağız. Şimdi gelen isterseniz ilk başta notebookumuzun teknik detaylarından başlayalım. İçerisinde Intel Core 11. nesil i7 11.165G7 işlemcisi bulunmakta. Baktığımız zaman son nesil bir teknoloji ve gerçekten güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebilirim i7'nin. Teknik verilerine bakacak olursak 4 çekirdek 8 yardımcı iş parçacına sahip işlemci 2.8 base frekans değerine sahipken 4.7 boost yani turbo frekansına sahip. 10 nanometrelik süper film mimarisine sahip işlemci bizlere gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz bütün zorluklarda bence zorlanmadan yardımcı olabilecektir. Ben en azından o şekilde düşünüyorum. Şimdi gelelim notumuzun ekran kartına. Baktığımız zaman e, bu notebookta evet oyun oynamak belki de çok kişinin tercih edeceği bir şey değil. Çünkü ekranı küçük ve daha çok iş ağırlıklı bir notebook ama burada güzel noktalardan bir tanesi de harici bir ekran kartının olması. İçerisinde Nvidia GeForce MX450 ekran kartı bulunmakta. Bu ekran kartımızın VRAM'i ise 2 GB. Ha şu şekilde çok iyi bir performans vermeyecek belki oyunlarda ama gündelik yaşantının sıkıntısını atmak isterseniz sizi ufak tefek oyunlarda da mutlu edecektir. Tabii bu kişiden kişiye göre değişir baktığımız zaman. Çünkü bilgisayarın asıl amacı oyun oynatmak değil. Yani bu bilgisayardan zaten bize bir müthiş bir oyun performansı vermesi bekleyemeyiz. Gelelim RAM kısmımıza. RAM de en az işlemci kadar önemli çünkü yaptığımız işlemin yoğunluğu ne kadar artıyorsa RAM kullanımımız da o kadar artıyor. Dolayısıyla RAM'imizin artık minimum 8 olması lazım. Bu notebook'un en büyük avantajlarından bir tanesi içerisinde 16 GB RAM olması ve bunların 10 derece kaynaklı 4266 MHz frekans çalışması. Gerçekten yüksek bir RAM frekansı. Yaptığımız işlerde minimum gecikme ile bu kadar yüksek frekanslarda gerçekten performansı arşa çıkaracağına eminim. Depolama kısmında ise boyutunun küçük olması demek içerisinde de büyük bir SSD'ye veyahut da bir diske yer verilmediği anlamına geliyor ki bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü 1TB'lık PCI Express 3.0 teknolojisine sahip enleyen bir M.2 SSD bulunuyor arkadaşlar. M.2 SSD olması ayrı bir güzellik. Baktığımız zaman 1TB gibi yüksek bir depolama olması da gerçekten büyük bir artı bu notebook için. Evet depolamadan da bahsettiğimize göre zaten içerisinde Windows 10 Home işletim sistemi olduğunu söylemiştim. İçerisine direkt kurulu bir şekilde geliyor. Siz sadece kullanıcı bilgilerinizi ve varsa bir takım güncellemelerinizi yapıp masa üstüne bağlanabiliyorsunuz. Ondan sonra zaten Windows Update kendi kendine bütün kurmanız gereken driverları kurup herhangi bir size ekstra uğraş vermeden cihazınızı kullanıma hazır hale getiriyor. Cihazın içi kadar dışı da önemli. Baktığımız zaman dış tarafında ise HDMI 2.0 görüntü birimini görüyoruz. 2 adet Thunderbolt 4 Type-C girişi görüyoruz. Bunlardan ikisini de şarj olarak kullanabiliyoruz. Onun haricinde telefonunuzu şarj etmek için veyahut da herhangi bir dönüştürücü kullanmak isterseniz de yine bu Type-C çıkışını bize sunmuş. İki adet olması güzel bir artı. Birini zaten her ay şarj etmek için kullanacağız. Diğeri de bizim için bir artı boş yer kalacak. Dediğim gibi dilerseniz telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Dilerseniz de herhangi bir adaptör veyahut da dönüştürücü için yine boş slotu kullanabilirsiniz. Notebook'un sağ tarafında ise bir adet 3.5 milimetrelik hem mikrofon hem de hoparlör için jack girişi bulunmakta. Aynı zamanda bir adet 3.2 Gen 1 USB portu bulunmakta. Bununla birlikte alt kısımda bir adet de micro SD kart yuvası bulunmakta. Yine dilerseniz bir içerik üretici ve sürekli görüntü aktarmak isterseniz yine kartı cihazın içerisine takıp görüntülerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet gelelim ses sistemimize çünkü bu kadar küçük cihazlardan büyük hoparlörler veya da yüksek wattlı hoparlörler beklemeyiz. Ama bu cihazda güzel olan şey şu. Asus uzun zamandır Harman Kardon'la çalışıyor ses sistemi olarak ve baktığımız zaman gerçekten dünya çapında kendini kanıtlamış bir marka. Dolayısıyla bu notebook'un içerisinde de yine Harman Kardon ses teknolojisine yer verilmiş ve gerçekten bunu size YouTube ortamında anlatmam biraz zor olacak ama kendi deneyimlerimden yola çıkarak ses kalitesinin oldukça net ve yüksek seste bile çok fazla titreşime maruz kalmadığını söyleyebilirim. Yani standart bir notebook'a nazaran daha yüksek bir performansta ses çıkışı aldım bu cihazdan ve bu beni gerçekten mutlu etti. Evet tasarıma geçmeden önce hem tasarım hem de donanımın ortak bir noktası var. Baktığımız zaman ekranımız. Ekran donanımsal olarak gerçekten inanılmaz derece hoşuma gitti. Çok ince bir çerçevesi var ve baktığımız zaman IPS bir ekran. Bu ne demek oluyor? Bize %100 sRGB desteği sunabiliyor. Yüksek kontrast değerlerine sahip ve renk gamosu çok daha geniş. Dediğim gibi notebook iş için kullanacaksınız ve işiniz grafikle veyahut da mimarlıkla alakalı bir şeyse bu notebook'un ekranı sizi kesinlikle üzmeyecektir. Bununla birlikte tasarım anlamında da ince çerçeve olması gerçekten büyük bir artı. Üzerine çok ufak bir çerçekle kamera eklenmiş. Kamera kısmı da zaten son zamanlarda en çok kullandığımız donanım bileşenlerinden bir tanesi. Malum Zoom toplantıları, Skype görüşmeleri vesaire derken kamerayı da gerçekten çok fazla kullandığımızı söyleyebiliriz. Windows Hello sayesinde aynı bir akıllı telefon gibi yüzünüzü tanıtarak cihazda erişim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir pin ve veyahut da şifre girmeye gerek yok. Çünkü bunları işin temposunda unutabiliyoruz. Windows Hello sayesinde bu kameranın da yazılımsal desteğiyle birlikte yüz tanıma sistemiyle cihaza ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Burada güzel bir nokta şu. Çoğu webcam evet belki Full HD gösterebiliyor ama içerisindeki dahili mikrofon çok kaliteli olmayabiliyor. Bunun için bazı önemli toplantılarda ekstradan bir kulaklık vesaire kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ama bu kameranın mikrofonunda noise cancelling yani gürültü engelleme teknolojisi var. Bu da sizin çevrenizdeki o gereksiz sesi, bu yalıtıp sadece sizin sesinizi net bir şekilde karşı tarafa gitmesine imkan sağlıyor. Bu da daha profesyonel bir ortamda çalışmanızı ve daha profesyonel bir ortamda toplantıya katılmanızı sağlıyor. Tasarım kısmına geçelim şimdi komple. Gerçekten küçük bir notebook. Standart 14 inç notebooklara nazaran daha kibar duruyor çünkü gerçekten hafif ve ince. Ağırlık kısmında 1.19 kilogram değerine sahip. Kalınlık kısmında ise 16.9 milim. Bu gerçekten inanılmaz bir değer. 1.5 santimin bir tık üzerinde bir kalınlığı var. Dolayısıyla bir yere götüreceğiniz zaman, taşıyacağınız zaman Gerek elinizde gerek sırtınızda sizi hiçbir şekilde yormayacaktır ve kolay bir şekilde dilediğiniz yerden ergonomik bir şekilde çalışabileceksiniz. Bununla birlikte tabii uzun süre dışarılarda kaldığınız takdirde bir de pile ihtiyacınız olacak. Pil kısmında ise 15 saate kadar bir kullanım imkanı bizlere sunabilmekte. Tabii ki bu İnternet verisinin açık olup olmaması, ekran parlaklığı, ses düzeyi gibi pek çok fazla detayın ortalama alınarak yapılan bir şey. Yani sizin kullanımınıza bağlı olarak ortalama 10-15 saatlik bir değer görmek yine gündelik hayatta bizim işimizi yapabilmemize olanak sağlayabilecek bir süre olduğunu düşünüyorum. Ekranla alakalı konuşmak istediğim son şey ise ekran gövde oranı. Dediğim gibi çerçevelerin çok ince olduğunu söylemiştim. Baktığımız zaman bu değer %92. Çerçevenin %92'si ekran. Dolayısıyla buradan da ne kadar aslında ince olduğunu anlayabiliyoruz. Ekranda bulunan tüm sertifikası sayesinde de hem titreşimi engelleyen hem de aynı zamanda gözümüze zararlı ışınlar saçan mavi ekran filtresi bu sertifikayla birlikte bu cihazda tam anlamıyla düzgün ve doğru çalıştığını bizlere kanıtlıyor. Evet şimdi gelelim ilk başta kutu açarken size bu not bu neden bize doğru geldiğini anlatmamda. Asus Zenbook'larda uzun süredir Ergolift Menteşe teknolojisi kullanılmakta. Nedir bu? Siz ekranı geriye doğru yasladığınızda alttan klavye kısmının alt kısmından notebook yükselmeye başlıyor. Yani bir yükseltik atıyor. Bu da ne işimize yarıyor? Daha ergonomik bir yazış stili olabilir. Daha rahat bir kullanım stili olabilir. Bunları bize olanak sağlıyor. Gelelim kullanmaktan en çok keyif aldığım noktaya. Screen Pad teknolojisi. Notebooklarda bildiğiniz üzere bir touchpad bulunmakta ve bu mouse görevi görmekte bir nevi. Bu notebook'ta da aynı şekilde bir touchpad var fakat bu touchpad bir ekran. Bunu gerek ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz, gerek en çok kullandığınız araç gereçleri kullanabileceğiniz minik bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz ve bunun geçişleri oldukça soft. Yani sizi herhangi bir şekilde takılmadan uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sık kullandığınız hesap makinesi vesaire gibi ya da Spotify gibi araçların alt tarafta aynı böyle bir telefon arayüzü gibi sade ve ama akıcı bir şekilde kullanmanızı olanak sağlıyor. Ya da diyelim ki bir YouTube platformunda video izliyorsunuz ve bu videoyu ana ekrandan alıp touchpad kısmına aktarmak istiyorsunuz. Yani bir nevi ikinci ekran olarak kullanmak istiyorsunuz. Yine bunu da YouTube sekmesi açıkken aşağı doğru sürükleyerek touchpad kısmına alabiliyorsunuz. Screenpad özelliğini F6 kısa yoluyla açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten Touchpad üzerinde de göreceksiniz. Touchpad kısmına geç ve ekrana dön şeklinde iki tane ibare var. Onlara basarak da hem ikinci ekran olarak kullanabilirsiniz hem de normal touchpad yani mouse olarak kullanmanız için geçiş tuşları zaten pad kısmının orada belirtilmiş. Klavye tasarımına gelecek olursak Asus'un tuşlarının yapısını ben açıkçası birazcık seviyorum. Bazı notebooklarda tuşlar çok içe geçiyor. Çünkü notebook küçülttükçe klavye için ayrılan yer de küçülüyor. Özellikle ok tuşlarının çok rahat kullanıldığını söyleyebilirim. Bununla birlikte zaten numpad'in olmayışıyla kasanın küçülmesi, ekranın küçülmesiyle birlikte klavyenin konumlandırılışı gerçekten güzel. Sağında solunda yeteri kadar boşluk mevcut. Sizi yormayacak bir tuş dizilimine sahip baktığınız zaman. Tuşlar arasındaki boşluk veyahut da fontlar oldukça okunaklı ve anlaşılır. Yani yazı yazarken herhangi bir sorun ben en azından yaşamadım. Sizin de yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet size notebookla alakalı anlatacağım teknik detaylar bu kadardı. Şimdi gelin cihazımızı testlere sokalım. Bir Crystal Dismark programına sokalım. SSD'mizin performansını ölçelim. Aynı şekilde işlemcimiz yük altında çalışalım. Cinebench R20 ve Geekbench 5 testiyle. Bu sonuçlar bizlere neler katacak? Nasıl bir performans alacağız? Gelin hep birlikte görelim. Evet testlerimizi bitirdik. Sizin için bazı notlar tuttum. Baktığımız zaman notebook adaptör yani elektriğe takılı bir şekilde yaptığım testlerde Crystal Disk programından gerçekten tatminkar bir sonuç aldım. Baktığımız zaman 1523 MB bölü saniye okuma değerine sahip SSD, 1718 MB bölü saniye yazma değerine sahip gerçekten tatminkar bir sonuç olduğunu söyleyebilirim SSD açısından. Okuma yazma değerleri gayet başarılı. Gelelim Geekbench 5 testimize. Geekbench 5 testimizde ise single core'da yani tekli çekirdekte 1450 puan alan İşlemcimiz çoklu çekirdekte ise 5008 puan almayı başarmış. Bu da dediğim gibi zaten i7 olduğundan kaynaklı bizi herhangi bir sorun yaşatmayacağından bu puanların da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Cinebench R20 testinde ise görmüş olduğumuz puan 2028'de arkadaşlar. Bu da yine kendi seviyesindeki bir işlemci bir notebook için gayet ideal bir sonuç. Evet teknik detayları dilim döndüğünce size anlattım ve testlerle bir şekilde size sonuçları göstermeye çalıştım. Baktığınız zaman bu tarz bir notebook'a ihtiyacınız varsa yani evden çalışıyorsanız küçük ergonomik bir şey istiyorsanız notebook'u tercih eder miydiniz? Önemli olan bu. Fikirlerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.